Onların olay yerine ulaşması her zaman hayati önem taşıyor. Hep zamanla yarışıyorlar ama İstanbul trafiğinin yanı sıra bir de duyarsız sürücülerin engeline takılıyorlar. O görüntüler buzdağının görünen kısmı. Biz daha çok motorcular olsun, iş arabaları olsun, onlarla daha çok sıkıntı yaşıyoruz. Vakaya ulaşım süresi uzuyor. Karşı taraf bize defans göstermeye başlıyor bu sefer de. Bu sefer hasta yakınları neden ambulans geç geldi diye bize saldırmaya başlıyorlardı. Buzdağının görünen kısmından herhangi bir şekilde haberleri yok. Özellikle ara sokaklarda araçların yanlış park edişleri, hani bir ambulansı arabalara sürtmeden geçirmek zorunda kalıyoruz. Bu da bizi bayağı bir yavaşlatıyor. Santim santim ilerleyerek geçmeye çalışıyoruz. Sokakların dönüş köşelerine park eden arabalar yine dönüşümüzü zorlaştırdığı için, ambulanslar uzun araç olduğu için dönüşümüz uzun sürüyor bu sefer. Yine sokaklara giremiyoruz. Başka yerlerden dolaşıp gelmeye çalışıyoruz. Geçişimiz fermuar sistemiyle çok rahat bir şekilde oluyor. Ama illaki birisi o fermuarın ortasına geldiğimiz zaman önümüze kırıyor. Diğeri sağa kırması gerekirken sola kırıyor. Sola kırması gerekirken sağa kırıyor. Bu sefer tüm fermuar sistemi alt üst oluyor. Bir de üstüne peşimize takılan araçlar trafiğin iyice kilitlenmesine sebep oluyor. Giderken bildiğiniz gibi yolda geçirdiğimiz süre çok önemli. Hastalar haklı olarak hani trafikten dolayı ulaşamadığımız zaman nerede kaldınız diyorlar. Onlar için 5 dakika hastalarının aciliyetinden dolayı 5 saat gibi gelebiliyor. Ama bizim de işte yolda geçirdiğimiz süre, araçların yol vermemesi, trafiğin çok yoğun olması, fermuar sistemini tam uygulayamadığımız için ya da işte araçların sağa sola kırmış olmaları bizim işimizi zorlaştırabiliyor. Ambulansa yol ver, hayata yol ver. Bu bizim sloganımız. En azından hani her ambulans onların kendi yakınlarına da gidebilir, annelerine, babalarına da gidebilir. O yüzden daha hani bilinçli olursak trafikte bizim işimiz de kolaylaşır. Zaman zaman çok oluyor. İşte bazen trafikte önümüze kırıyorlar. Sürücü arkadaşlarımızın darp edildiği durumlar oluyor. Vakaya gittiğimiz zaman siren açık şekilde gidiyoruz. İşte ambulansta hasta mı var? Hasta mı taşıyorsunuz? Camı açıp soruyorlar. Niye sirenleriniz açık? Hani hiçbir ambulans gereksiz yere siren açmaz. İlk önce ambulansın nereden geldiğini duyuyorum, öğreniyorum. Diğer araçlarda dikkat etmiyorsa onları da uyararaktan yol açıp devam ediyorum. Arkasına hiçbir şekilde takılmayarak devam ediyorum. Az önce karşılaştım zaten aynı şekilde yol vermeyenler. Selektör falan yaptım ama dinlemediler, gene devam ettiler. Hepimizin hastası var. Hepimizin ailesinden birisi rahatsızlandığını biliyor aniden. Hani öndekilerin de onlara da yer vermeye çalışıyorum. Onlar da yer versinler diye. Onlar sağlık çalışanları. Yani onları artık şey yapmak lazım yani. Öncelik tanımamız lazım onlara. Kesinlikle ambulanslara yol verilmesi lazım. Çok hayati önem taşıyorlar. Toplum yani birbirine yardımcı oldukça hayat güzelleşir, dünya güzelleşir. Shh.
şu an ambulansa yol vermeye çalışan araçları görebiliyoruz. Ancak son bir yılda geçiş üstünlüğü olan bu araçlara yol vermeyen 100 sürücüye ceza kesildi. Yapan vatandaşların hali hazırda bir kamu görevlisinin görevini yapmasını engellediği gibi bir gerçeğimiz de ortada bulunuyor. Bilinçli olarak bir ambulansın geçişine eğer izin vermiyorsanız burada siz doğrudan bir kamu görevlisinin görevini yapmasını engelliyorsunuz. Dolayısıyla bir soruşturmanın burada en kötü ihtimalle savcılık tarafından doğrudan açılması gerekmekte. Çünkü burada bahsedilen suç ya da eylemler doğrudan kamu düzenini ilgilendirmektedir. Şimdi kamu düzenini doğrudan ilgilendiren şeyler de savcılık tarafından re'sen yani kendiliğinden soruşturulurlar. Bu durumda zaten kimsenin şikayetine tabi olmadan biz böyle şeylerin video altına alındığında ya da ne bileyim ortada net bir kanıt olduğunda savcılıklar tarafından bir soruşturmaya tabi tutulmasını eğer mümkünse ortada yeterli delil varsa da akabinde kovuşturmaya geçilerek cezalandırılmasını bekleriz. TCK 98'den soruşturma açılabilir. Kamu görevlisinin görevini gereği gibi yapmasını engellemekten bir soruşturma açılabilir. Aynı zamanda trafik kanununda da geçiş üstünlüğü bulunan bazı araçlar bulunmaktadır. Geçiş üstünlüğü olan aracı siz yer vermekle yükümlüsünüz. Kanun bunu söylüyor. Bunlar nelerdir? Ambulanslar, polisler gibi bazı özel belirlenmiş olan kanunda belirlenmiş olan bazı kamu görevlileridir. Siz eğer bunlar karşılaştığı zaman onlara yol vermeniz sizden beklenir. Bunu yapmadığınız takdirde bunun gibi para cezaları ödersiniz. Bu bir idari para cezasıdır.